Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dua. Ud'uni estecib lekum. Dua edin, cevap vereyim diyor. Şimdi oradan dua bahsini okurken aldığım alıntılar. Yani satır arasındakiler. Çünkü o metni zaten okuyan biliyor. Öyle dua vardır ki içinde Allah'ı sevmekten başka istek yoktur. Duanın bir çeşidi, yani bir mertebesi. Öyle bir dua var ki bir istek yok orada. Allah'tan bir talep yok. Ne var orada? Sevgi var. Dua kulun derdini bildirme değil. Dua kulun derdini bildirmesi değil. O derdin dermanının Allah olduğunun bilmesinin ifadesidir. Anladınız mı bunu? Dua kulun derdinin Allah'a ifade etmesinin değil, o derdin dermanının Allah olduğunun bilmesinin, şuurunun ifadesidir. Sevmeyen insan dua edemez. Eğer dua istiyorsanız sevileceksiniz. Sevilmeyen insan veya sevilmeyen şey dua edilmez. Zira Allah kabul etmeyeceği duayı kulunun ağzına, kalbine ilham etmez. Allah kabul etmeyeceği duayı kulunun kalbine ilham etmez. İlham etmediği bir şeyi de ağzından ifade etmez. Yani şu dua değil tabii. Hem dua ediyor güya bir şey, hem de layayla oynuyor. Hani dua yapmıştık ya, mesela oturuyor, dua ediyor böyle. Ya bu ne demek biliyor musun? Elle böyle. Ya Rabbi. Yani ne dediğini de bilmiyor zaten. Kafa yok burada. Yani bir şeyler ver dediğimi ver ama o kadar da mühim değil yani. Vermen de mühim değil yani. O kadar vermesen de olur. Yani o kadar mühim değil bir şey. İş olsun diye yapıyorum. Şöyle dua var. Ya Rabbi verse iyi olur yani. Şöyle var ya. Lakayt yani. Şöyle elinde olan. Ya Rab o kadar da mühim değil yani. Ama adet olduğu için yapıyor. Şöyle. Vermesen de olur yani o kadar da şey değil. Bunda ne vardı? Yani ibadet yani dendiği için yapıyorum. Yoksa ibadet ben dua değil değil. Böyle bir problemim yok diyor. Burada eli ayağı. Yani vermesen de olur. Dua böyle canlı istiyorum yani. Sığındıklarına, mesela mavinlik yapıyorsun, gel 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 gel, git git git, hiç gördün mü böyle, git 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 git, git git git, gel 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 gel, gel gel gel, yapıyor musun? Yok. Yağmur duvasında, afatlar da Resulullah çevirirmiş. Yağmur duvasına çıktığı zaman elini çevirirmiş. Safa ile Merve arasında dua, koltuk altı gözükürmüş, sahabe-i kiram söylüyor ki oradaki dua. Duvanın şekli omuz seviyesinde ve omuz genişliğinde böyledir. Yatarken Allah Resulü Süleymancı kardeşlerin yaptığı gibi. Yani yatarken böyle yaparmış. Sonra bitirdikten sonra dudak değil. Değil. Böyle sıvazlarmış. Karabasan da olmaz. Bunu Geylani Hazretleri'nde naklediyor. Başka? Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsiniz. Eğer kendini kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Kendini kötü hissettiğinden doğru düşünme yolu o anda dua edebilmektir. Yani o cümle malum ama şimdi yani doğru düşünürken bak doğru düşünürken kendini kötü hissedemez. Kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Ha, kendini kötü hissedince doğru düşünmeye geçmen lazım. Doğru düşünceye geçebilmen için dua etmen lazım. Yani düşüncenin
kıblesine koymak içindir. Dua. Dua, doğru bilgilerin, bak şimdi, burayı kaçırmayın. Doğru bilgilerin ardı sıra Rabbine karşı sıralanması, tefekkürüne, teslimiyetine, aklına ve tasavvurunu kıblesine koymaktır. Yani doğru bilgilerin, makul isteklerin ardı sıra sıralanması, yani dua edilmesi ne demektir? Bir, tefekkürüne, iki, teslimiyetine, üç, aklına, dört, tasavvuruna, bu tasavvurlarının kıblesine koymaktır. Yani düşünceyi kıblesine koymak. Yanlış düşündüğümüzden dolayı kendimizi kötü hissediyoruz. Kötü hissetmeyi kaldırmak için doğru düşünmen lazım. Doğru düşünmek için de durup dururken olmuyor. Dua. Dua çapraşık düşünceleri kıblesine koyar. Bütün pozitif düşüncelerin, sözlerin sıralanmasının dua vesile oluyor. Yani bir sürü düşüncelerimiz var. O var, bu var, şu var, şu var. Bir sürü düşünceler var. Ama bunların içerisinde doğru düşünebilmek için onlardan ayıklanması lazım. Onu ayıklayan duadır. Çünkü dua pozitife yoğunlaşmaktır. Artık dua ettiğin zaman hiçbir kötü düşünce gelmiyor. Yani Allah'ım beni şöyle yap, Allah'ım beni işte hasta et, yani ya Rab bunu verme, yani vesaire. İlk önce böyle pozitif şeyler oluyor. Bunu ne yapıyorsun? Karmaşık düşüncelerinden pozitife odaklanmaktır. Sıkıntı anında doğru düşünebilme ancak dua ile mümkün olur. Sıkıntı var. Ameliyattan çıktın, panik ataksın, iyi değilim. O anda dua edebiliyorsan hemen düşüncelerin kıblesine konar. Düşünceler kıblesine oturursa şeyler kendini de hemen iyi hissetmeye başlarsın. Kaldır elini hemen, dima doğruları düşünmeye otomatik dönüşür. Yani kendini kötü hissediyorsun ya, bir sürü düşünce çeşitliliklerinden kaynaklanıyor. Kaldır elini, kaldır elini hemen dima otomatik olarak kaldırdığın zaman dima doğru düşünceleri ardı sıra sıralamaya başlar. Çünkü dua bedenden sıyrılmadır. Kişi bakın dua, namaz kılar, kılabilir ama dua edemez. Dua etmek namazdan da zordur. Dua sırrı bu diyettir. Mesela namaz öyle böyle bir şekilde kılıyor. Ama böyle ağzına bakar hocam da çekip gider veya tak taklarla uğraşır. Ondan sonra dua edemez. Yani çok acayip. Kaldır elini hemen dima, doğruları düşünmeye otomatik dönüşür. Çünkü dua bedenden sıyrılmadır. Bedensel ahvalden kalp ve ruhun derece hayatına girme fırsatını sana verir. Dua, bedensel hayattan kalbin ve ruhun derece hayatına girme fırsatını verir. Rabbine karşı münacata başladığın anda ruh bedene hakim olmaya başlar. Duayı ettin mi böyle? Kaldırdın mı? O anda dua ederken ruh bedene hakim oluyor. Ruh bedene hakimse dua ediyor, adam gibi ediyor. Yok, beden ruh hakimse duası şöyledir. Veya böyle. Allah muhafaza etsin. Bir de okuyayım orayı. Bedensel ahvalden kalp ve ruhun derece hayatına girme fırsatını sana verir. Rabbine karşı münacata başladığın anda ruh bedene hakim olmaya başlıyor. Ve neleri Rabbine söylemişsen hemen enerjiye dönüşür. Ne istiyorsun? Tadat ediyorsun, konuşuyorsun biliyor musun? Şöyle dua olmaz. Senin duymayacağın kadar dua mırıldanmaktır yani. Peki nasıl, hangi seste olmalıdır? Namazdaki kıraat sesi kadar olmalı.
Namazda kıraat ne kadar olmalı Yusuf? Ses. Kendi duyabilecek. Dua da kendini duyacak kadar olacak. Bu sefer nasıl ki elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Misal şimdi ses duyuyorsunuz diye yapıyorum. Yani bu sefer ses enerjiye dönüşüyor. Yani dua da öyle. Ya Rabbel alemin. Ya Rabbel alemin. Veya sen bile haberin yok ne dediğini. Rabbine karşı münacata başladığın anda ruh bedeni hakim olmaya başlar ve neleri Rabbine söylemişsen hemen enerjiye dönüşür. Söylemek hemen cevaptır. İstemek kendisi cevaptır. Çünkü söylerken kendisi enerjiye dönüşüyor. Burayı anlıyor musunuz? Ne bileyim nasıl anladınızsa. Böyle garip garip bakıyorsunuz da. Anlamıyor musunuz? Anladım da evet. Yani söyleme var ya söyleme. Ya Rabbel Alemin. Razı olmadığın geçmişimden. Tamam mı? Tövbe ediyorum. Senin razı olmadığın geçmişinden tövbe ediyorum. Razı olmayacağın geleceğimden de sana sığınıyorum derken o lafta o söz kendisi enerji. Düşünmek enerji değil midir? İsteklerin sanki o anda nur oluyor, kuvvet oluyor, elektrik üreten jeneratör gibisin. Duanı. Dua değil sanki nura, dua değil sanki nura ve nara dönüşmesi için ateşe odun atıyorsun. Dua demek ateşe odun atmaktır. Hayatiyetini devam etmektir. Kullandığın ifadeler, sözler, nura kuvvet veren odunlar gibidir. Kelamlar odun gibidir. Ateşe atılan odun gibidir. Nurun yanıyor. Devam ediyorum. Konuyu değiştiriyorum. Konuyu ama duanın başka bir versiyonu. Münacat ile dua arasındaki farkı şey yapacağım. Hangi risalede münacat var? Münacat nerede? Risale-i külliyatında. Şualarda. Kaçıncı şua? Peki. Münacatta kusuru deruhte etmek var. Münacatta. Münacat ile dua arasını söylüyorum. Münacatta kusuru deruhte etmek var. Üzerine almak var. İstek duada var. Duada istek var, münacatta kusuru üzerine almak var. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Ya Rabbi ben isyan ettim. Tamam. Duada ise Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi elma nasip et. Ya Rabbi şunu nasip et. Bak farkı görüyor musun? Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Ya Rabbi verdiği nimetleri kötüde kullandım. Ya Rabbi seni dinlemedim şimdiye kadar. Ya Rahman Rahim'in. Münacat, şimdi dua bina edeceğim münacatın üzerine. Ya Rab nefsine bak zulmettim. Ya Rab verilen nimetleri kötü kullandım. Hemen dua bina ediyoruz. Ya Rab el alemin. Affet beni. Mağfiret et. Rızanı nasip et. Bak münacat zemindir. Üzerine bina duadır. Onun için dua sır ubudiyettir. Çünkü dibinde terkler var. Münacat var dibinde. O altı tane şey olan mı? Münacattır o. Aferin. Aferin Yasin. Bak, hoşuma gidiyor işte böyle. Çok doğru. Sen burada mısın? Burada mısın? Tamam. Çünkü senin sağın bu biraz. Yani hissi bir ders. Münacattan üstün ümmeti demek var. Mesela üç tane şey var. Yukarıdan aşağı şey yapayım mı? Dışarıdan içeriye. Dua. Daha latiftir münacat. Daha latiftir ümmeti. Yani o da yok. Kendisi de yok.
Duadan üstün münacat var. Sıraladım. Münacatta şahsı bir şey istemiyor. Zatına, bedenine ait değil, ruhuna ait, dinine ait istiyor. Ya Rabbi, ruhumu âli eyle. Tamam mı? Ya Rabbel alemin, aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahadetullah, bedenime ibadetullah, hayatıma kıbletullah, ömrüme bereketullah nasip et. Yani bu amin, bu münacattır. Tamam mı? Ha, bu zemindir. Böyle. Altyapıdır. Sor Allah'ım doğru insanlara nasip et beni. Şu yaptığım şeyleri ya Rab, şu anlaşmaya gideceğim. Onu hayırlı şey yap. Üzerine bina ediyor. Bak bir de okuyayım. Münacatta şahsı bir şey isteme yok. Ya Rab nefsime zulmettim. İsyan ettim. Şimdi ne kadar gaflet ettim. Tamam. Allah'ım ne olur. Böyle. Bu münacat. Zatına, bedenine ait değil, ruhuna, dinine ait istiyor. Ya Rabbi kalbime öyle bir mail ver ki, öyle bir sabit kıl ki dinine, dönmesin bir daha. Ya Rabbi, dimağım hepsini marifet etsin. Bu münacat. İstek ise, Ya Rabbi çocuk nasip eyle, Ya Rabbi bir işe girmeyi nasip eyle. Münacatta ruhsal isteme var, duada dünya, bedensel hayat isteme. Olarak bize doğru yolu nasip et, sırat-ı müstakim yolu nasip et dediğimizde hani sadece kendimiz değil ya bütün cemaat yapsın. O münacattır. O münacat mı? Yani münacatta şahsiyetçilik yoktur. Ruhçuluk var, kalpçılık var. Yani enfusi yatırımlar münacattır. Enfusi. Dış dünya, bedensel ve cismaniyet ve dünya hayatı duadır. Bizim elimize geçmek bir şey var ki onu da arada söyledim. Ümmeti. O bizimle alakası yok. Biraz şöyle olabilir belki ümmeti. Belki zannediyorum. Vakfı hayat edenler var ya. Yani kendi nefsi arzularından, kendi dünyalarından, kendi dünyevi hazlarından ve menfaatlerinden bırakıyor. Ümmete feda oluyor. Bu ümmeti ruhuna benziyor bu. Kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Mesela vakıf niye hayatını feda etsin? Enayi bir sürü insanlar dünya için koşuyor. Meşru hakkından vakıf vazgeçiyor. Duanın hususu olan hali münacattır. Olaylar, hadiseler çıkınca ortaya çıkıyor münacat. Gaflet yapacağını yapmamaktır. Gaflet yapacağını yapmamaktır. Sarhoşluk da şükrünü yapmamak. Sarhoşluk nedir? Şükrünü yapmamak. Dua ve tevekkül meylan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tövbe dahi meylan-ı şerri tecavüzatını kırar. Sözler 468. Dua ve tevekkül ne yaparmış? Meylan-ı hayra büyük bir kuvvet veriyor. Dua ve tevekkül. İnsan dua ve tevekkül hayra bir meyil eder ruh bu sefer. Olaylar da değişir. İstiğfar ve tövbe meylan-ı şerri kırar. Duada istediğimizi buluyoruz. Duada istediğimizi buluyoruz. Münacatta necat buluyoruz. Dua mülk, münacatta melekut. Münacatta kullukla ubudiyet var, ulaşma var, teslim var. Duada ibadet var, istek vardır, ubudiyetin sırrı var. Münacatın sonunda miracı vardır. Dua suret gibi Münacat sima gibi. Münacatta Rabbini tanımlama var, kendini ifade etme var, ubudiyet ve kulluk zemini kurmak var, duanın içinde münacat var. Son cümlem, nasıl ki sihir ve büyüde erva habiselerle koridor açıp, eğer
Eğer müdafası zayıf ise ona tesir etmektir. Duada ise bak sihir ve büyüde erva habiselerle koridor açıp eğer müdafası zayıf ise ona tesir etmektir. Yani sihir ve büyü nedir? Annesinin ismini, kendi ismini alıyorsun. Bir koridor oluyor. Eğer o zat ona zayıfse, dini hayatta zayıfse ona zarar verebiliyorlar cinler. Duada ise, şimdi şeyde kullanıyorum. Her bir insan kainatın çekirdeği aslisi olduğundan herkes herkeste var. Herkes herkeste var. Onu hatırlayıp, süretlendirip ona yoğun, ruhani, imani enerji yani canlı ve ruhlu olan erva hali göndermektir. Niye bunu kullandım? Sihirle büyü. Bak, sihir ve büyü de annesinin ismini, kendi ismini yazıyorsun. Erva habiselere veya şeytanlara adres veriyorsun. O da gidiyor. Zayıfsa, korunaksızsa vesaire sıkıntı verebiliyor. Bunu kullanıyorum. Bunun tersi dua ise dua, kapa gözünü. Mesela ben Esat'a dua ediyorum. En kaliteli dua. Dimağın 7 mertebesinde karşılık bularak yapacağım. Tahayyül. Hayal etmem lazım. Onu düşünmem lazım. Taakkul etmem lazım. Akletmem lazım. Bu adam tamam mı? Bu adam iyi adam. Taakkul. Tasdik hizmete katkısı var. İltizam dava adamıdır. İzan kalbi bir insandır bu. Temiz, dürüst adamdır. İtikat davasına ihanet etmez, itikatlıdır. Yani 7 tane tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7 mertebede elimi kaldırdığım zaman ya Rabbi Yusuf'a şey yap ya Rabbi falan şöyle yapın. En makbul dua söylüyorum. Mücerep yani. 1. İlk önce onu tahayyül etmek. 2. Onu tasavvur etmek. 3. Taakkul etmek. 4. Tasdik, izan, iltizam, İtikat etmek. Yani onu alem. Peki nedir? Sihir ve büyüde nasıl koridor açılıyorsa sen de korkunç 7 kanaldan koridor açıyorsun adama. Tamam mı? 7 kanaldan dua zaten enerjidir ya. Ruhun ruh jeneratördür demiştik. Dua ederken o jeneratöre benzin atmaktır. O ateşe odun atmaktır. Ortaya çıkan enerji var ya ya Rabbel Alemin. Böyle hani var ya hadisi kutside geçiyor. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Diyor ki 3 defa kulum dese ki ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi dese şanıma yemin ederim ki diyor 3. kez Allah arşta istiva ederek buyur ya kulum der. Korkunç bir enerji olur. İşte dua ederken senin ruh jeneratöründe, kalp jeneratöründe tadat ettiğin odunla, tadat ettiğin benzinle o jeneratörden ortaya çıkan enerjiyi adrese göndermektir. Onu hatırlayıp, süretlendirip, ona yoğun ruhani, imani enerji yani canlı ve ruhlu olan ervah aliyeleri göndermek. Ben dua ederken ervah aliye oluyor bende. Nefret ederken ervah habisi imal ediyorum. Öfkede ervah habisi imal ediyorum. Şehvette erva habisi imal ediliyorum. Seviyorum, muhabbet ediyorum, alaka alıyorum, veriyorum, fedakar oluyor, affediyorum. Hep erva aliyedir. Ali ruhlar yaratılıyor o anda. Çünkü düşünceler, hisler enerjidir. Sanki uydudan cihaza müdahale etmek gibi. Yani telefonla arabaya müdahale ediyorsun ya uzaktan kumanda. Müdahale etmiyor musun? Hah, dua işte, dua gibi onun cihazına, sistemine müdahale ediyorsun. Sende yoğunlaşmış dima, kalp ve ruh enerjisini karşıya uydu vasıtası göndermektir. Mesela bir yere müdahale edeceksiniz uçağa, arabaya. Uyduya gidiyor. Cep telefonu öyle. Uyduya gidiyor, uydudan telefona geliyor. Ha duada da öyle. Yoğunlaşan bir ruh, ruh enerjisi, kalp enerjisi, dima enerjisini Allah'a, Allah'tan kula. Yani yoğunlaşılan enerjiyi adrese göndermektir. Burada kesiyorum.
Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavatı.